Platon'un resimleri. Merhaba Popo'yu. Merhaba. Ellie'nin elinde küçük bir kova var. Aa, şimdi anladım. O bir resim yapıyor. Yine de bu resim yapmak için alışılmadık bir yöntem. Ha? Bu da. Maymun. Bir maymun sesi duyduğunu mu sanıyorsun? Aranızdan biri bunun bir maymun olup olmadığını Popo'ya söyleyebilir mi? Maymun değil. Hayır değil. Bu yavru kuş. Evet öyle. Bu bir maymun değil. O sesi çıkaran yavru kuşmuş. Baksana. O da bir resim yapıyor. Mükemmel. Fred de bir resim yapmaya hazırlanıyor. Peki neyin resmini yapacaksın? Oh, henüz bilmiyorsun. Anlıyorum. Pato, sen de resim yapmayacak mısın? Belki yapacaksın, belki de yapmayacaksın. Sanırım Pato resim yapmanın eğlenceli olduğunu düşünmüyor. Evet, büyük sergiyi açmanın zamanı geldi. İşte yavru kuş parti yiyecekleriyle dolaşıyor. Lezzetli görünüyor. Ne kadar güzel. İşte bu Ellie'nin yaptığı resim. Resmini nasıl buldun Popo'yu? Çok güzel, çok güçlü. Aha, bu yavru kuşun yaptığı resim olmalı. Ne dedin Popo'yu? Bu resmi tanımlamak için sözcük bulmaya mı çalışıyorsun? Elbette. Canlı. Heyecanlı. Dinamik. Dikkatli ol yavrum kuş. Bu kadar fazla heyecanlanmamalısın. Oh, işte burada da Fred'in çok güzel bir çalışması var. Popo'yu bu resmin ne olduğunu öğrenmek istiyor Fred. Karalama olduğunu söylüyor. Bu da uyuyan kuşun resmi. Ne düşünüyorsun Popo'yu? Dürüst. Gerçek. Ve uykucu. Pato. Demek sonunda sen de resim yapmaya karar verdin. Görebilir miyiz? Bu resmi sen mi yaptın? Dahası da mı var? Bizim için şimdi de bir tane yapar mısın? Aha, değil Pato. Herkes nasıl çalıştığını görmek istiyor. Pato'nun nasıl resim yaptığını görmek istemez misiniz? Evet isterim. Hadi resim yap Pato. Elinde gerekli malzemeler yok mu? Bu hiç sorun değil. Al bakalım güzel ve boş bir tuval. Susadın mı? Al bakalım. Pekala Pato, hazırız. Şaşırt bizi. Olamaz. Pato. Aslında o resimleri sen yapmamıştın değil mi? Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Özellikle o resimleri nereden aldıysan hemen oraya götürmelisin. Çok güzel. Burada boş bir tuval var. Sen de bir kere dene. Anlaşıldı. Demek resim yapmayı sevmiyorsun. Peki neyi seviyorsun? Çiçekler.
Haklısın. Onlar çok güzel. O zaman sen de onları çiz. Hayır mı? Ama korkacak bir şey yok ki. Baksana, Poco'ya çok güzel bir çiçek yaptı. Poco, başardın. Az önce bir resim yaptın. Ve gerçekten çok güzel bir resim. Bu harika bir şey. Pekala. Bunu denediğin için memnun değil misin? Yaşasın Poco. Yaşasın yeni bir şey yapmayı denemek. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bugün deniz kenarına gidiyorlar. Merhaba Poco'yu. Sana da merhaba Lula. Merhaba. Ne güzel. Sahilde bir gün geçirecekler. Bir piknik sepetleri var. Bir de plaj şemsiyeleri. Ve Poco'yu. Nereye gidiyorsun? Sahil o tarafta değil. Çok iyi bir fikir Poco'yu. Bir top. Yuvarlak, turuncu, küçük bir top. İyi ki yanında getirmişsin. Yuvarlak. Evet, yuvarlak. Bir daire gibi. Aferin Poco'yu. Eminim Lula, kumlarda top yakalamaca oynamaya bayılacak. Hadi, at bakalım. Poco'yu, sahil o tarafta değil. İşe bak. Demek buradasınız. Peki, top nerede? Topu görüyor musun Poco'yu? Bunlardan hangisi top? Bunlardan hangisi Poco'nun topu? Söyleyebilir misiniz çocuklar? Yuvarlak olan yuvarlak. Yuvarlak. Çok doğru Poco'yu. Senin topun yuvarlak. Hadi artık sahile gidelim.
Arkadaşımız Pato çok eğleniyor galiba. Çok güzel Pato. Aman dikkat et. Neredeyse çarpıyordu değil mi Pato? Lola geliyor. Zavallı Pato. Ne kadar çok uğraşmıştı. Pato, galiba Pocoyo'nun topu buralarda bir yerde kayboldu. Yardımcı olabilir misin? Yuvarlak. Evet, Pato doğru söylüyor. Etrafta görünen her şey yuvarlak. Senin topunun başka bir özelliği daha yok muydu Pocoyo? Pocoyo'nun topu bunlardan hangisi söyleyebilir misiniz çocuklar? Turuncu olan, turuncu top. Turuncu. Lola, topları gördü. Hayır olamaz, yine mi? Olanlar için üzgünüm Pato. Bakın eli ne kadar yetenekli. Dikkat et. Yo, olamaz. Merhaba Eli. Şimdi topunu bulmak biraz daha zorlaştı değil mi? Belki de Eli'ye nasıl bir top aradığını anlatmalısın. Yuvarlak, turuncu. Hayır, bu senin topun değil. Topun nasıl olduğunu söylemiştik. Yuvarlak, turuncu ve... Aranızda Pocoyo'ya topunun hangisi olduğunu söyleyebilecek olan var mı? Küçük olan. Küçük. Aferin. Evet. Topunu bulduğuna göre deniz kenarına gidebilir miyiz artık? Sahil. Yaşasın. Sonunda sahile gelebildik. Pocoyo'ya kocaman bir aferin. Bu koşuşturmacadan sonra Pocoyo çok güzel bir gün geçirdi. Ve tabii onun sayesinde ben de. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Baloncuklar. Hey, bakın Lula. Merhaba Lula. Ne aradığını merak ettim. Çok heyecanlı görünüyor değil mi? Şuna bakın, bir baloncuk. Demek Lula'nın aradığı şey buymuş. Dikkat et Lula. Yoksa... patlar. Canım, baloncuklar kolayca patlayıverir Lula. Tam tepende Lula. Fırlan. Bakın, bir yerde baloncuk varsa mutlaka o baloncukları yapan birinin de olması gerek. Aranızda o baloncukları kimin yaptığını bilen var mı? Pocoyo.
Evet. Bakın Pocoyo orada. Ellie de orada. Merhaba Pocoyo. Merhaba Ellie. Merhaba. Demek o baloncukları yapan sendin. Baloncuk. Nasıl yaptığını gösterir misin? Evet, önce çubuğu baloncuk suyuna daldırıyorsun, sonra üfleyerek balonlar yapıyorsun. Harika bir şey. Baloncuk. Şimdi de Ellie baloncuk yapmak istiyor. Eğlenceli bir şey değil mi? Ne kadar da kocaman. Aferin sana Ellie. Balonlar. İşte. Şuna baksanıza. Hayır yapmayın. İkiniz de sakin olun. Hadi ama. Birlikte ne güzel eğleniyorduk. Zavallı Lula'ya bakın. Hala baloncuklarla oynamak istiyor. Lula'ya baloncuk yapar mısın Pocoyo? Baloncuk yok. Peki ya sen Ellie? Lula'ya bir baloncuk yapar mısın? Galiba Lula baloncukları özledi. Balon olmaması ne kadar kötü değil mi? Boşuna uğraşma. Ne Pocoyo ne de Ellie Lula'ya baloncuk yapabiliyor. Biraz düşünelim. Pocoyo baloncuk suyu olmadan balon yapamıyor. Ellie ise çubuk olmadan balon yapamıyor. Acaba sizler Pocoyo ve Ellie'nin daha çok balon yapmasına yardım edebilir misiniz? Paylaşmanız gerek. Paylaşmak. İşte bu çok iyi bir fikir. Böylesi daha güzel. Baloncuk. Aferin size Pocoyo ve Ellie. Paylaşıyorsunuz. Ve birlikte Lula'ya baloncuk yapıyorsunuz. Paylaşınca arkadaşlarla oyun oynamak daha güzel oluyor. Lula'ya sorun. Aferin Pocoyo. Aferin Ellie. Aferin Lula. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ellie, I owe you. You are my friend.
things everywhere. Letter E for Ellie, E for educating, E is for emotion, so very exciting. E-I-O-U, U-O-I-E. We are going to play with the vowels today. A-E-I-O-U, U-O-I-E. Let's see what we know. Five vowels, let's go. Letter I for I see, I is in the light. Bahçemde olmaz. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Geçen şeyi gördün mü? Bunun ne olduğunu biliyor musun? Pocoyo'ya bunun ne olduğunu söyleyebilecek olan var mı? O bir tekerlek. Bir araba lastiği. Doğru. Bu eski bir araba lastiği. Biri çöpe atmış olmalı. Nedir o? Bozuk bir çalar saat mi? Peki onunla ne yapacaksın? Al, anlıyorum. Sen de onu çöpe atıyorsun. Evet, neden olmasın? Daha çok. Daha çok mu? Görünüşe göre uçucu kuşun da çöpe atacak bir şeyleri var. Ah, evet. Görünüşe göre herkesin atacak bir şeyleri var. Temizlik yapmak eğlenceli olabilir. Ah, bana kalırsa da evdeki bütün bu çöplerden kurtulmak güzel bir his olmalı arkadaşlar. Bu da ne? Tırtıl. Aa, olamaz. Maalesef kapının önü bir çöplüğe dönüşmeye başladı, değil mi? Toplanan bütün çöpleri az önce denize attın. Yumurta güzel kokuyor, değil mi Fred? Biliyorum Fred. Kimse yumurtasının içinde çöp olmasından hoşlanmaz. Bütün o çöplerden kurtulmayı nasıl başaracaksın? Olamaz. Daha fazla çöp geldi. Sana katılıyorum Pocoyo. Gökyüzünden oyun alanıma çöpler yağsaydı benim de hoşuma gitmezdi. Aranızdan herhangi birinin oyun yerine çöp yağsaydı bu hoşuna gider miydi? Hayır.
Ne yapıyorsun Pocoyo? Oh, anlıyorum. Çöpleri izleyerek nereye gittiklerini öğrenmeye karar verdin, öyle değil mi? Çok iyi bir plan. Bütün çöpler dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Çünkü herkes elindeki çöpleri gidip bir başkasının alanına atıyor. Çöpleri bir oraya bir buraya atmak hiçbir işe yaramıyor, değil mi? Peki ama ne yapabiliriz? Bana kalırsa Pocoyo, bu sorunu çözmek için çok iyi bir yol buldum. Dahice bir çözüm buldum. Bütün bu çöpleri bir başkasının üzerine atmak yerine onların nasıl kullanılabileceğini keşfettim. Yaşasın Pocoyo. Yaşasın takım çalışması. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çifte bela. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Dur tahmin edeyim. Top tutmaca oynayacaksın. Ben de oynasın. Hayır mı? Aa, hadi ama Pato, çok eğlenceli. Görünüşe göre Pato top oynamayı pek de istemiyor. Peki ne yapmak istiyorsun Pato? Anladım. Tahterevalli. Belki de Pocoyo ile biraz top oynayıp ardından da tahterevalliye binersiniz. Aa, sadece tahterevalliye mi bineceksin? Oh, merhaba Ellie. Oynayalım mı? Görünüşe göre Pocoyo sonunda oynayacak yerini buldu. Hadi ama asma suratını Pato. Sen de gidip onlarla oynayabilirsin. Hayır mı? Orada oturup somurtacak mısın? Kendi kendineyken pek eğlenceli görünmüyor. Pato'ya tahterevalliye binmek için kaç kişi gerektiğini söyler misiniz? İki kişi gerekiyor. Haklısınız. Tahterevallinin tadını çıkarabilmek için gerçekten arkadaşlara ihtiyacın var. Ne dedin Pato? Bir arkadaşın olduğunu mu söylüyorsun? Mükemmel arkadaş mı? Kim? Ama bu sadece bir makine. Anladım. Bu düğme onu açıyor. Vay canına. Pato, makine senden bir tane daha yaptı. Görünüşe göre gerçekten de mükemmel arkadaşı buldun Pato. Aynı senin gibi biri. Olamaz. İkiniz de aynı şeyle oynamak istiyorsunuz. Bir Pato daha. Oh, ikiniz ne oynayacaksınız? Bu daha Pato gibi. Haklısın. Sonuçta bu Patolar pek iyi arkadaşlar değilmiş.
ki bu mükemmel olur. Aha, çiçek sulama. Sevdiğin bir uğraş. Bu pato sulamayı senin kadar çok seviyor. Sanırım bu pato fıkranı daha önce de duymuş pato. Anlaşılan bu pato sevdiği öteki kanalı izlemek istiyor. Bir pato daha. Olamaz. Kopya pato kendini kopyaladı. Pato. Pato. Bu makine gerçekten istediğin şeye ulaşmanı sağlıyor mu? Diğer patoların bencil olduğunu mu söylüyorsun? Sadece kendi istedikleri gibi oynamak istiyorlar. Olamaz. Belki de bu makine pek iyi bir fikir sayılmaz. Pocoyo, Eli, Pato'nun ufak bir sorunu var. Biriniz Pocoyo ve Eli'ye sorunu nerede görebileceklerini söyleyebilir mi? Arkanda, arkanda mı? Pato'lar her yerde. Oo, kontrolden çıktılar. Ne yapabiliriz? Düşün. Bir fikir mi var? Çabuk ol. Makine, abi. Oh, hayır. Sizce Pocoyo makineyi kapatmak için düğmesine basmalı mı? Düğmeye bas, çabuk. İşte şimdi rahatladık. Oyun. Harika. Yaşasın arkadaşlar. Yaşasın birbirimizden farklı olmak. Bu da... Hayır. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gizemli ayak izleri. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Sen ne yapıyorsun böyle? Birinin ayak izlerini mi izliyorsun? Bu ayak izleri acaba kime ait? Küçük sayılırlar. Galiba ben biliyorum. Bu ayak izleri Pocoyo'nun ayaklarıyla aynı boydalar. Baksanıza. O ayak izlerini kimin bıraktığını Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Pocoyo'nun ayak izleri. Doğru söylüyorsunuz. Pocoyo, sen kendi ayak izlerini takip ediyorsun. Peki bu ne? Baksana, burada başka ayak izleri var. Ve bu ayak izleri her kime aitse ayakkabı giymiyor. Aslında ayak yerine minik patiler demek daha doğru. Bu izler kime ait biliyor musun Pocoyo? Bu ayak izleri sana mı ait Pocoyo? Bu ayak izlerini kimin bıraktığını Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Bir köpek. Lula. Evet, haklısınız. Lula'ya ait.
Biliyorsunuz, bazen arkamızda, plajdaki kumda yürüyormuşuz gibi ayak izlerimizi bırakırız. İşte bakın, bunlar çok gizemli. Kim ya da ne bu izleri bırakmış olabilir? Yuvarlak. Evet, izler yuvarlak. Kocaman. Haklısın, kocaman. Senin ayak izinden çok büyük Pokoyo. Büyük, yuvarlak bir ayak. Kim olabilir merak ettim. Pokoyo, bu izler kimin olabilir, bir fikrin var mı? Bu kocaman, yuvarlak izleri kimin bıraktığını Pokoyo'ya siz söyler misiniz? Eli! Evet, Pokoyo'nun arkadaşı Eli. Merhaba Eli. Senin amma koca ayakların varmış Eli. Bakın, şimdi de çok ilginç ayak izleri bırakan birini görüyoruz. Merhaba Pato, yüzmeye mi gidiyorsun? İzleri böyle. Büyük. Evet. Bu izleri kim bıraktıysa ayakları çok büyük. Elininkilerden bile daha büyük. Ve her kimse herde ayaklı biri. Bu izleri bırakan kişi kesinlikle bir çocuk değil. Bir köpek değil, bir fil değil. Değil mi Pokoyo? Bu durumda kim olabilir? Canavar. Ah hayır Pokoyo, ben bir canavar olduğunu sanmıyorum. Pokoyo, Pokoyo, birazcık etrafına baksan. Pokoyo. Canavar her ne kadar sana çok yakınmış gibi görünüyor olsa da, inan ki telaşlanmana gerek yok. Bak Pato, ne kadar garip değil mi? O ayak izlerini sen bırakıyorsun. O korkunç ayak izlerini kimin bıraktığını görüyor musun Pokoyo? Bu ayak izlerinin kimin ayağına uyduğunu Pokoyo'ya siz söyler misiniz? Pato! Pato'nun ayağına! Pato! O ayak izleri Pato'ya ait. Paletlerle yüzmeye gidiyordu. Aferin sana Pokoyo. Koca ayak izli canavarın gizemini sen çözdün. 10 üzerinden 10. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Dünyamı boya. Aa, Pokoyo buradaymış. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel oyuncaklar. Renkleri de çok güzel. O ne Pokoyo? Bir şey mi gördün? Ne kadar garip. Nedir o bulduğun Pokoyo? Çok ilginç görünüyor. Düğmeler. Evet.
Evet, neden olmasın? Bir dene bakalım. Düğmelerden birine bas. Ne olacak görelim. Ah. Şuna bak. Trenin kırmızı oldu. Şuna bak. Ah. Oh. Acaba renkleri değiştiren nedir merak ediyorum. Biliyor musun Pocoyo? Aranızda Pocoyo'ya yardım edebilecek biri var mı? Oyuncakların rengini değiştirmek için Pocoyo ne yapıyor? Düğmeleri basıyor. Evet, galiba haklısınız. Pocoyo elindeki oyuncağın üzerindeki düğmelere basınca renkler değişiyor. Oh, değişik bir düğmeye basmayı dene Pocoyo. Evet, rengi değiştiren bu oyuncak. Her şeyin rengini değiştiriyor. Çok şaşırtıcı. Bütün parçalar kıpkırmızı oldu. Evet. Radyonun da rengi değişti. Vay canına. Dikkat et Pato. Olamaz. Hoppa. Bekler, bekler, bekler. Bekler. Dikkatli ol Pocoyo. 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 Renkleri değiştirmek hoşuna gidiyor mu? Evet. Peki diğerlerinin de hoşuna gidiyor mu acaba? Gerçekten mi? Her şeyi eski rengine döndürmek ister misin Pocoyo? Eminim bunu yapabiliriz. Tek yapmamız gereken hepsinin eski rengini hatırlamak. Aranızda Pocoyo'ya yardım edebilecek biri var mı? Bence Pocoyo doğru rengi seçtiğinde bağırabilirsiniz. Hadi bakalım Pocoyo, birkaç renk dene. Önce, Pato ne renkti? Pembe mi? Hayır. Mavi mi? Hayır. Sarı mı? Evet, bakalım sırada kim var? Evet, evet Eli. Eli'nin ne renk olduğunu Pocoyo'ya söyleyebilecek olan var mı? Sarı mı? Hayır. Mavi mi? Hayır. Pembe, Eli pembe. Evet, tabii ki pembe. Oh, galiba şimdi oldu öyle değil mi? Ne oldu Pato? Sorun ne? Aa, öyle mi? Pato'nun şapkası hala eski rengine gelmemiş. Yapabilir misin Pocoyo?
güzel oldu Pocoyo. Hepinize aferin. Yaşasın Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Her şeyin anahtarı. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bugün ne oynayacağız Pocoyo? Evet, onu ben de görüyorum Pocoyo. Parlak bir şey. Galiba Pocoyo bunun ne olduğunu bilmiyor. Biriniz Pocoyo'ya bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu bir anahtar. Anahtar. Bildiniz, bir anahtar. Kilitleri açtığında kim bilir ne sürprizler ortaya çıkacak. Ne kadar heyecan verici. Evet, ve biliyor musun? Eğer yanılmıyorsam bu anahtar eskiden korsanların hazine sandıklarını açmak için kullandıkları anahtarlara benziyor. Hazine? Hazine. 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 Bu çok tuhaf. Bu bir... Bu bir anahtar deliği Pocoyo. Hazine? Bir dene bakalım. Oo, hazine var mı bilemiyorum ama daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Merhaba. Hazine. 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 Burada hazine yok. Seni uyandırdığımız için özür dileriz uykucu kuş. Anahtar. Hazine. Hazine. Anahtar. Hazine. 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 Hey, bir anahtar deliği daha. Burada bir bodrum katımız olduğunu bilmiyordum. Hazine! 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 Bizi görünce şaşırdın mı Pato? Hazine Pato. Hazine, hazine. Asansör. Çok heyecanlı. Hadi bir dene bakalım. Denizin dibine indiler. Hazine? Galiba buradan öteye gidemezsiniz, değil mi? İnanmıyorum. Şuna bak. Hazine! 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 Biliyor musunuz?
gerçekten hazine olabilir. Bugün gördüklerimden sonra artık beni hiçbir şey şaşırtamaz. Hadi Pocoyo, aç bakalım. İçinde ne var merak ediyorum. Şeker mi? Oyuncak mı? Hazine ne olabilir? Ne oldu? Ne var içinde? Hepiniz gidip bakar mısınız? Sonra da bana hazine sandığında ne var söyleyin. Bir sürü anahtar. Hazine. Hazine. Bugünkü eğlencemizden sonra bu bence dünyanın en büyük hazinesi. Kapıları açmaya devam edin. Sorular sorun ve dünyanızı keşfedin. İşte bunlar her şeyi yapmanın anahtarı. Aferin Pocoyo'ya. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Pocoyo'nun topu var. Şuraya bakın. Pato ve Pocoyo orada. Merhaba Pocoyo. Merhaba Pato. Merhaba. O ellerindeki nedir? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Bir top. Evet, bu bir top. Ve çok güzel bir top. Kıpkırmızı ve çok iyi zıplıyor. Bu yeni mi? Galiba yavru kuş da topu çok sevdi. Merhaba yavru kuş. Yeni bir top kadar güzel bir şey yoktur, değil mi? Evet, Pocoyo, Pato, galiba yavru kuş da sizinle oynamak istiyor. Zavallı yavru kuş. Pocoyo ve Pato onun top oynamak için çok küçük olduğunu düşünüyorlar. Yavru kuş. Olamaz. Şimdi ne yapacaksın Pocoyo? Nereye gitti acaba? Hı? Yavru kuşun nerede olduğunu Pato ve Pocoyo'ya söyleyebilir misiniz? Ağacın üstünde. Olmaz. Uçup gidiyor. Şimdi topunuzu nasıl geri alacaksınız? İyi düşündün Pocoyo. Uçak kuş. Thank you.
Olması için Pocoyo ve Pato ne yapmalı? Onu da oynasınlar. Yaşasın. Gördünüz mü? Yeni bir toptan çok daha güzel şeyler var. Bir arkadaşı mutlu etmek en güzeli. Evet, artık üçünün de bir topu var. Aferin Pocoyo'ya. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.